Merhaba T24 izleyicileri. Şimdi bugün biraz Suriye konuşacağız. Ee, Suriye'yi çokça konuşuyoruz ama bu sefer e, bir başka gündemle. Çünkü yarın Cumhuriyet Halk Partisi bana göre bence çok önemli bir adım atıyor. Ve e, İstanbul'da Uluslararası Suriye Konferansı'nı e, toparlıyor, düzenliyor diyelim. E, Ana Muhalefet Partisi'nin Suriye politikaları konusunda... Elbette ki bugüne kadar açıklamaları oldu. Daha önce heyetleri gitti Suriye'ye, sınır bölgesine, göçmen ve mülteciler konusunda çalıştılar ama Aktif bir şekilde bölgesel olarak, uluslararası bir alanda yeni bir adım atması, bir inisiyatif oluşturması, çözüm önerileri gelmesi çok çok önemli. Dolayısıyla yarınki konferans bölge açısından da ve aktörler açısından da önem taşıyor. Ünal Köz benimle birlikte, bugün konuğum, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, hoş geldiniz. Merhaba eski arkadaşlar. büyükelçi, eski diplomat diyelim. Ee, belki de hala aynı şekilde başka bir e, e, titr ya da şapka altında diplomasi e, kariyerinizi devam ettiriyorsunuz. Şimdi yarınki konferans gerçekten hakikaten dikkat çekici bir konferans. Ayrıntılarını konuşacağız. Ama tam da öncesinde Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan, ee, malum Suriye meselesinde konuştu. Ne konuştu ne kadar konuşabildi bilmiyoruz. Zira artık eskisi gibi kulis haberleri ya da ne konuşulduğuna dair sağlam ve sağlıklı haberleri almak çok kolay değil. Ee, dolayısıyla işte e, o, saraya yakın gazetecilerin yazdıklarıyla e, birkaç belki az sayıda da olsa izlenim yazısıyla anlamaya çalışıyoruz ama anladığımız kadarıyla Basına kısızdırılan bir haber var. Önemli bir haber. Bu Türkiye'nin önerdiği güvenli bölge planıyla ilgili. Bugün manşetlerde şimdi. Şöyle bir saray cephesinden ya da AKP cephesinden şöyle bir haber basına dağıtılmış. 1 milyon nüfuslu 200 bin konutlu bir alan oluşturulması. Detayları da kısıtlı ama var. Plana göre Türkiye'nin önerdiği plana, plana göre 5 bin nüfuslu 140 adet köyle 30 bin nüfuslu 10 ilçeden oluşacak yerleşim planları düşünüyor Muş Türkiye ya da Cumhurbaşkanı e, liderliğinde e, Suriye görüşmelerini yürüten heyet nasıl buluyorsunuz bu planı gerçekçi buluyor musunuz zaman daralıyor Türkiye'nin bir ültimatomu var e, böyle bir plan ne diyorsunuz? Ee, şimdi bu uzun zamandan beri konuşuluyordu. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ile Urfa'da kurulan Ortak Harekat Merkezinin de aslında bir güvenli bölge yaratılması için beraber e, hareket edilmesi ve eşgüdümü sağlanması maksadıyla maksadını güttüğü söyleniyordu. Ee, bunun e, ertesinde bazı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, söylediği ifadelere bakıldığında aslında bu rakam e, geçmişte 300 e, binden 3 milyona kadar e, çıktı. Yani sanki eğer Türkiye güvenli bölgeyi biraz daha geniş tutarsa 3 milyon Suriyelinin de oraya yerleştirilebileceği gibi bazı ifadeler var. Bunu şu açıdan tehlikeli buluyoruz. Bir kere e, uluslararası hukuk açısından bakıldığında, temel insan hak ve özgürlükleri açısından bakıldığında, insan hakları evrensel beyannamesi açısından bakıldığında herhangi bir insan grubunun kendi vatanlarından başka bir ülkeye göç edip sığınması halinde onların kendi vatanlarına döndürülmesi dahi gönüllü bir şekilde olmalıdır. Gönüllü olmadığı takdirde uluslararası hukuk ve teamirler bunu aslında meşru görmez. Bu şekilde söylentiler zaten uzun zamandan beri de söyleniyor. Birinci boyutu bu. Yani Türkiye'nin eğer çok yüksek miktarda Suriyeli sığınmacıyı Türkiye'den tekrar Suriye topraklarına götürmeyi planlaması düşünülüyorsa bunun mutlaka gönüllü bir esasa göre olması lazım. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu özellikle vurguluyor ve savunuyoruz. İkinci boyutu. Zannederim bu bir toplum mühendisliği ve bir nüfus mühendisliği anlamına geliyor. Çünkü Türkiye'ye gelen Suriyelilerin büyük bir çoğunluğu Suriye'nin başka bölgelerinden geldiler. Yerleştirilecekleri bölgeden gelmediler. Ha, Türkiye içinde bir nüfus değişimi yaparsınız. E, o atıdan e, bazı insan gruplarını alır doğuya götürürsünüz. Ki bu bile aslında e, insan haklarına aykırıdır. Uluslararası hukuka aykırıdır. Ama başka bir ülkenin topraklarında bu şekilde nüfus kaydırılması yapılması tamamen uluslararası hukuka aykırıdır. Yani, bu aslında Türkiye'nin yapmaması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'nin de doğru bulmadığı bir. Yani işte nihayet olarak gelinen varılan noktada oluşturulan bu plan... E, ...140 adet köy, 30 bin nüfuslu 10 ilçe... Hepsi işte mesela detayları var 350 metrekare parsel büyüklüğünde 3 artı bir ev e, e, büyüklüğünde e, ölçülerinde bir köy kasaba neredeyse bir kent e, planı na sizin tepkiniz bu bir toplum mühendisliğidir bu bir nüfus kaydırmasıdır ve orada belki de Türkiye'nin ya da hat, hatta e, diyelim ki e, sarayın cumhurbaşkanının ...güdümünde bir yerleşim bölümü olacaktır bir, der misiniz? Bir yerleştirme söz konusu. Ee, bölgedeki bazı ülkelerin bu tür benzer yerleştirme yapmaları eleştirilirken... ...Türkiye'nin başka bir ülkenin topraklarında böyle bir yerleştirme planı içine girmesini doğru bulmuyoruz. Ee, şu açıdan sakıncalı. Bir kere e, bu insanları o bölgeye yerleştirdikten sonra onların güvenliğini kim sağlayacak? Hı hı. Eğer güvenliğini sağlayacak olan Suriye topraklarında yaşadıklarına göre Suriye hükümeti ise... Bunu önceden Suriye hükümetiyle görüşmek ve Suriye hükümetinin de rızasını almak gerekir. Yok eğer Suriye hükümeti sağlamayacaksa Türkiye o zaman Suriye topraklarının bölünmesini hazırlıyor demektir. Bu da Türkiye'nin şimdiye kadar savunduğu Suriye'nin toprak bütünlüğü ülkesine, siyasi bütünlüğü ilkesine aykırı bir durumdur. Onun için bunu doğru bulmuyoruz. Şimdi ya derse ki mesela muhtemelen tabii bu Suriye meselesinde çok fazla taraf var. Rusya var, İran var, Suriye'nin kendisi var, Kürtler var, Türkiye var, Avrupa Birliği var. E, kabul edilmedi diyelim uluslararası camia tarafından, Birleşmiş tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından sizin dediğiniz nedenlerle. E, o zaman daha önceki açıklamalar var. Biz gerekirse bunu kendimiz yaparız, de facto yaparız diye. Böyle bir sonuç varsa bunun e, uluslararası karşılığı ne olur? E, nasıl e, bunun, bunun uluslararası karşılığı uluslararası hukuka aykırı bir davranış olur. Meşru görülmez. Hukuki bakımdan da meşru görülmez. Siyasi bakımdan sadece Türkiye kendisini haklı ve meşru görüyor olur. Böylesine uluslararası hukuk açısından meşruiyeti olmayan bir durumunda yine uluslararası hukuk açısından müeyyideleri olur. Türkiye'nin böyle bir durumla karşılaşmasını elbette hiç kimse istemez. Cesaret edebilir mi hükümet? Ben bunların aslında pek kolay gerçekleştirilebileceği kanaatinde değilim. Bunlar belki de çünkü bakınız uzun zamandan beri askeri yetkililerle sivil otorite arasında bazı söylem farklılıkları dikkati çekiyor Örneğin bir yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklamalar duyuyoruz. Amerikalılarla yürütmekte olduğumuz eylem planı kendisine ve takvimine uygun bir şekilde yürümektedir deniyor. Ama bir yandan da Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından belli mühletler veriliyor. İki hafta sonunda eğer istediğimiz gerçekleşmezse o zaman kendi adımımızı atarız deniyor. Bence bu aslında bir çelişkidir ve bir söylem farklılığıdır. Demek ki aslında iktidarın kafası tam manasıyla net değil ve bir kafa karışıklığı, bir Planlama karışıklığı söz konusu. Böyle bir karışıklık içinde de Türkiye'nin dış politikasının her zaman söylüyoruz biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yönetilemediğini, düzgün yürümediğini ve Türkiye'nin dış politikada giderek savrulduğunu hep dile getiriyoruz. Bence Suriye'de şu sırada söz konusu olan böyle bir çelişkidir. Daha net sorayım. İran, Rusya ya da Amerika böyle bir planlanan böyle köy, kent, kasaba gibi güvenlikli bölgeye izin verir mi vermez mi? Ben vereceklerini zannetmiyorum. Bunun işaretleri zaten 16 Eylül'de Ankara'da yapılan Soçi Zirvesi'nin devamı olan 5. toplantıda da İran lideri tarafından dile getirildi. Fırat'ın doğusunda veya Suriye'nin doğu taraflarında herhangi bir şekilde yabancı kuvvetlerin kontrolünde bir alan yaratılmasını tasvip etmiyoruz dendi. Ee, biraz daha üstü kapalı bir şekilde Rusya'dan da aynı ifadeler geldi. Rusya'nın ve İran'ın şu sırada yüksek perdeden olmamakla beraber perde gerisinden eğer böyle bir alan yaratılacaksa bu alanda kontrolü mutlaka Suriye hükümetinde olmasını savunduğunu biliyoruz. Ee, e, konferansa geçmeden önce belki bu konferansın da konusu olacak zaten. Siz dediniz ki uluslararası hukuka göre muhakkak yönlülük esası olması gerekiyor gelen su. Şimdi biliyoruz ki son seçimlerde... Ee, e, tabii ki muhalefetin adaylarının başarısı kadar özellikle İstanbul özelinde ve Adana, Mersin, Hatay e, gibi illerimizde AK Parti'nin büyük yara almasının nedenlerinden bir tanesi Suriyeli göçmenler meselesi kontrolsüz e, e, alınan e, mülteciler kabul edilen mülteciler kontrolsüz bir biçimde e, onların yerleşiminin sağlanması büyük şehirlerde ortaya çıkan sosyal problemler işte beraberinde getirdikleri bir sürü problem. Şimdi e, 3 milyon 1 milyon Suriyeli geriye gidecek e, denmesi aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından biraz da bu e, ya e, işte seçimin kaybetmemizin bedeli Suriyeliler nedeniyle Demeye geldi. Yani bu yönde de e, yorumlar oldu. Kabul ediyor musunuz? Yani bu seçim başarısızlığını Suriyelilere yıkmak suretiyle aslında bir an önce bu işten bir kurtulalım çabası var. E, ve ikincisi de tabi diğer taraftan da sizin tabanınız açısından da yani pek çok insan açısından da Suriyeli mülteciler problem. Nasıl olacak? gerçekten e, geri gitmezlerse? Bu söylediğiniz doğru. Böyle bir değerlendirme yapıldığı duyumlarını biz de e, alıyoruz. E, e, eğer böyle bir tasavvuru var idiyse iktidarın o zaman seçimlerden önce e, pekala bunu başlatabilirdi. Seçimlerden önce başlatmayıp da seçimlerden sonra böyle bir çabaya girmesi aslında seçimlerdeki yenilginin bundan kaynaklandığı sonucuna vardıklarını gösteriyor. Onun için böyle bir değerlendirme hemen seçim ertesinde ortaya çıktı ve birdenbire ciddi bir söylem değişikliği yapıldı ve sanki Türkiye'de şimdiye kadar 8 yıldır giderek birike birike 4 milyona yaklaşan Suriyeli 31 Mart'a veya 23 Haziran'a kadar sorun olmuyormuş da 24 Haziran'dan itibaren sorun haline gelmiş gibi bir algı oluştu. E, bu doğru değil. E, aslında e, bunun bu şekilde olmasının sebeplerinden biri de Cumhuriyet Halk Partisinin e, seçim kampanyası sırasında birçok ilde Suriyeli e, sığınmacılarla ilgili daha yapıcı, daha planlı ve e, daha düzgün bir şekilde onların geri dönüşü sağlanacaksa onun planlanması ile ilgili projeler üretildi. Bu projeler e, Cumhuriyet Halk Partisinin bu seçimlerden başarıyla çıkmasına yol açtı. E, aynı projeleri yönetemeyen AKP iktidarının da birçok belediyeyi kaybetmesi sonucunu doğurdu. Şimdi e, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, aslında e, kısa, orta ve uzun vadede Suriyeliler ile ilgili sorunun ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. E, bir kere e, elbette e, Türkiye'de iş piyasasında ve e, kayıt dışı ekonomide çok ciddi bir sorun haline geldi Suriyelilerin varlığı. E, Türkiye'de zaten işsizliğin %19'u bulduğu, genç işsizliğin %25'i bulduğu bir ortamda, e, ucuz iş gücü e, ve e, herhangi bir sigorta e, imkanı da e, olmadan e, ucuz bir şekilde çalışan Suriyeli insan gücü e, iş piyasasını çok ciddi bir şekilde etkiledi. Bunun doğal bir sonucu olarak elbette e, yurttaşlarımız e, hangi partiye gönül vermiş olurlarsa olsunlar bundan rahatsızlık duyuyorlar. E, ekonominin içinde bulunduğu ortamın ve e, Suriyelilerin iş piyasasında böylesine bir rekabet yaratmasının doğurduğu tepki e, benim e, korktuğum e, giderek Türkiye'de bir yabancı düşmanlığına e, dönüşecek. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bu konunun insancıl bir şekilde e, pekala düzgün, planlı ve yönetilebilir yönetilebilir bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. Evet. O yabancı düşmanlığı bence çoktan başlamış bir durumda. İstanbul'da baktığımızda gerçekten e, müthiş sosyal kırılmalar yaşanıyor. Yani taksi şoförlerinden tutun da esnafa kadar gerçekten Suriyelilere yönelik e, tepkiler giderek yoğunlaşmaya başlıyor. Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belki yarınki konferansta da konuşacaksınız bilmiyorum ama genel politikanız olarak doğru planlamalarla Türkiye'den kaç milyon e, Suriyelinin geri dönüşünün imkan dahilinde olduğunu ya yani gerçekçi olduğunu düşünüyorsunuz. Doğru planlama yapılırsa ne kadarının sağlıklı bir şekilde Suriye'ye geri dönebileceğini düşünüyorsunuz? Ne kadarını da Türk halkının artı Türkiye halklarının diyelim. Evet, bu insanlarla biz birlikte yaşayacağız ama iyi bir entegrasyon programıyla bunu kabul etmesi gerekiyor. Nedir sayılarınız? Gerçekçi sayılarınız. Bu rakamı verebilmek çok güç. Çünkü bunun bir zaman dilimi içinde değerlendirilmesi gerekir. Bunu bugünden yarına planlayamazsınız. Bunu önümüzdeki beş sene için planladık da diyemezsiniz. Bu zaman içinde yeni nesillerin Türkiye toplumuyla daha kolay entegrasyonu sağlandığı takdirde ve o entegrasyon projeleri gerçekleştirildiği takdirde ve bu iş planlı bir şekilde yönetildiği takdirde Türkiye halklarının da kabul edebileceği ve onların da içlerine sindirebileceği bir durum ortaya çıkabilir. Ama özünde şunu özellikle vurgulamakta yarar var. E, bu insanlar Suriyeliler, doğdukları, büyüdükleri ve e, özlemini duydukları kendi vatan toprakları var. Oraya dönmek istemeleri de çok doğal. Genç nesiller belki bunu düşünmeyebilirler. Kendilerinin hayatlarını kazandıkları başka bir ülke ve orayı kendilerinin işselleştirdikleri ve ve orada yaşamaya alıştıkları bir ülke varsa orada kalmayı tercih edebilirler. Ama e, şunu düşünelim. Örneğin ben kendim bizzat görevim sırasında yaşadığım için biliyorum. Bulgaristan'dan Türkiye'ye ve Trakya'dan Türkiye'ye 50'li yıllarda ve 70'li yıllarda iki defa düzenli göç hareketi olmuştur. Bunlar aslında o zamanın koşullarında Türkiye'nin nüfusunun pek de kolay hazmedebileceği rakamlar olmamakla birlikte planlı olduğu için ve yıllara dağıtıldığı için gayet güzel kontrollü bir şekilde yönetilebilmiştir. İşte yapılması gereken de budur. Aslında yapılması gereken buydu. Çünkü Suriyeliler geliyor diye kapıları ardına kadar açtığınız zaman göç hareketlerini kontrol etmek imkanınız kayboluyor. Eğer bu göç hareketini yönetebilseydik, daha planlı bir şekilde Avrupa Birliği ile 2015'e kadar beklemeden çok daha erken bir şekilde bir planlı göç kontrolü başlatabilseydik, belki bugün bu kadar büyük bir rakamla karşılaşmayacaktık. Şimdi onların gönüllü geri dönüşlerini planlamak gerekiyor. Bunların hepsinin geri dönmesinin mümkün olmayacağını elbette kabul etmek lazım. İnsanlık göç tarihi onu göstermiştir. Birçok ülkeye değişik sebeplerden dolayı sığınanlar, o ülkede kendilerine yeni bir hayat ve yeni bir yaşam koşulu yaratmayı planlayanlar zor dönerler ama kendi ülkelerindeki savaş koşulları ortadan kalktığında Suriye'nin tekrar yaşanabilir bir hale gelmesi halinde uzun vadede belki 10 yıllara yayılacak bir şekilde bir planlamayla onların zaman içinde geri dönmeleri planlanabilir. Bunların rakamını şu sırada vermek mümkün değil ama en azından bazı akut problemler üzerinde durmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar da yarınki konferansımızda ele alınacaktır. Akut problemler derken son 8 yılda Türkiye'de 500 binin üzerinde Suriyeli çocuk doğdu bu çocukların giderek büyüyeceklerini sağlıklı bir şekilde yeni bir nesil oluşturmalarının planlanması gerektiğini ve eğitim, eğitilmeleri gerektiğini planlamamız gerekiyor eğitim olmadığı takdirde onlar bu toplumun dokusuyla uyuşmayacak ve neredeyse bir tümör gibi kalacaklardır. Tabii, çok ama önemli. eğer bir entegrasyon planlaması yapılacaksa onların eğitimi sağlıklı bir nesil olarak yetişmeleri için de bizim şimdiden projeleri Kesinlikle gerekiyor. Kesinlikle zaten mesela özellikle Sinan Oğhan bu konuda çok önü çektiği için onun ismini veriyorum ama pek çok kimse de söylüyor. Eğer doğru bir sosyal adaptasyon sağlanmazsa ...çok ciddi kriminalitenin artacağı ve suç oranlarının Doğru. Doğru. E, sokakta yaşayan e, ve kimsesiz büyüyen çocukların sayısının e, artacağı... ...yine aynı şekilde m suça karışma oranının giderek arttığı yönde. Şimdi yarınki konferansta aslında bu konuda sivil toplum örgütlerinin de temsilcilerini çağırmışsınız. Ama e, sivil toplum ör örgütlerinin temsilcilerinin katılımı önemli. E, fakat e, tabii ki siyasi bölümü daha önemli. E, öncelikle... Başında da söylediğim gibi bence ana muhalefet partisi olarak CHP'nin daha somut bir adım atarak böyle bir konferansı düzenlemesi çok önemli tabii ki. Ee, yani bu, buradan ne hedeflediniz ilk önce onu sorayım ama ikincisi en önemlisi şöyle baktığımız zaman şimdi bu konferansa Beşer Esad yönetimi destek verdi mi? Veriyor mu? Ee, Rusya İran'la temasınız oldu mu? Onların desteğini alıyor musunuz? Suriye politikaları konusunda çünkü sadece e, hükümet ve AKP bile demeyeceğim. Neredeyse sadece Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve onun takımı muhatap olarak kabul ediliyor. Şimdi siz bir oyuncu olarak sahneye çıkıyorsunuz. E, Dolayısıyla uluslararası muhatap olmakta sıkıntılarınız oldu mu? Yoksa CHP'nin de bu konuda bir oyun kurucu olabileceği konusunda bir kabul var mı? Şimdi şöyle izah edeyim. Bir kere e, biz bu konferansı çok kısa bir sürede hazırladık. Ee, ama bunun mutlaka e, kısa süre ve e, önümüzde çok uzun bir zaman olmamasına rağmen hazırlanması gerektiği kanaati bizde oluştu. Onun da sebebi aslında Türkiye'nin geçen sene Soçi e, mutabakatı ile ilgili olarak üzerine aldığı yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu başlıca İdlib'de olmak üzere Suriye'deki e, oyun planının tekrar kötüleşmiş ve değişmiş olmasıdır. Hmm. Biz bunun Türkiye üzerine yeni bir göç dalgası baskısı yaratmaya başladığını gördüğümüz için, ve e, Suriye hükümetiyle Rusya'nın İdlib'de kendi e, başlarına ve e, Türkiye'siz bir çözüm arayışına girmelerinin e, Türkiye'yi zora sokacağını düşündüğümüz için bu konuya bir an evvel e, el atılması gerektiğini düşündük. E, i̇ktidar konuya tamamen askeri açıdan bakıyor ve e, oradaki bulundurduğu askerlerle bazı şeyleri kontrol edebileceğini düşünüyor. Halbuki e, Suriye meselesi sadece Suriyeli sığınmacılar sorunundan ibaret değildir. Suriye'nin toprak bütünlüğü meselesidir. Suriye hükümetiyle de komşusu olan Türkiye'nin konuşarak çözmesi gereken bir meseledir. Biz bunu yapmıyoruz. Biz e, Kuzey Doğu Suriye'de Amerika ile konuşuyoruz. Kuzey Batı Suriye'de Rusya ile konuşuyoruz. Yani Türkiye eğer Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye'nin sorununun çözülmesi için birileriyle konuşacaksa doğrudan doğruya Suriye yönetimiyle konuşmalıdır. CHP olarak bunu hep söyleye geldik. Bu konferansı düzenlerken de artık e, bölge ülkelerinin, yani bunların arasında elbette İran var, Irak var, Lübnan var, Suriye yönetiminin bizzat kendisi var ve bölgeye yakından ilgi duyan hatta doğrudan müdahil olan Rusya var, Amerika Birleşik Devletleri var ve göç meseleleriyle sığınmacı meseleleriyle Türkiye ile bir yürüyen veya yürüdüğü ileri sürülen bir mekanizma kuran Avrupa Birliği var. Bütün bunların hepsine eriştik. Ee, özellikle Rusya ve İran'la e, doğrudan doğruya Ankara'daki büyük gençlikleri üzerinden herhangi bir yanlış anlam olmasın diye onlarla birebir konuşarak e, onların e, önerecekleri davetlerimizi e, beklediğimizi söyledik. İran'dan e, bir parlamenter heyet geliyor. Ee, bu üç kişilik bir heyet ee, aynı zamanda da bir temsilen mi yoksa mi? Mu, gerçi İran'da muhalefet denemez ama yani daha e, belki yönetime çok yakın olmayan, üçü, olmayan mı yoksa? Üçü de, kendi... üçü de parlamenterdir. Parlamenter. Üçü de milletvekilidir. Ee, yani ben onların aslında yönetim mi değil mi diye bir ayrım e, yapabilecek konumda değilim. E, ama bunlardan bir tanesi akademisyendir ve konuşmacıdır. E, Tabatabai Üniversitesi'nden bir akademisyen. Diğer iki milletvekili de emekli diplomat ve emekli büyükelçi. Dolayısıyla yani yönetimin görüşlerini gayet sağlıklı bir şekilde aktarabilecek kişiler diye düşünüyoruz. Rusya'dan daha üst düzey bir katılım beklerdik ama anladığım kadarıyla Türkiye Rusya ilişkilerini uzun zamandan beri takip eden ve bu konuları bilen bir siyasi müsteşar geliyor. Ee, Irak'tan e, bir konuşmacımız var. Ee, Size mesafeli biz... durmalar durduklarını düşünüyor musunuz Rusya'nın? Yani bu konuda hükümetten çekindikleri için ya da hükümetle işi götürüp CHP'yi. Çok fazla da muhatap olarak görmediklerini mi hissettiniz ya da acaba hükümetten gelen bir gelmeyin çağrısı olmuş olabilir mi? Bunun değerlendirmen mümkün değil ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği ile ilişkilerinde herhangi bir sıkıntı, herhangi bir sorun yoktur. Tabii Rusya şu sırada hükümetle ve iktidarla bir ilişki içinde ve üçlü bir süreç yürütmekte. Ee, belki e, bunun bir e, duyarlılık yaratmış olması ihtimali olabilir. E, ama e, Rusya'nın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı herhangi bir mesafede durduğunda söylemek mümkün evet. değil. Önümüzdeki dönemde hatta e, bu ilişkileri bir e, ana muhalefet partisi olarak daha da sıklaştırmayı e, planlıyoruz. E, Amerika Birleşik Devletleri'nden bir akademisyen e, ve bölge politikalarıyla ilgili çalışmalar yapan bir akademisyen geliyor. E, Irak'tan var dedim. E, Suriye'den... E, Yönetimin e, görüşlerini ve e, Şam'ın e, resmi görüşünü aktarabilecek, anlatabilecek yetkin nitelikli insanlar var e, davet ettiğimiz. Daha fazla ve daha üst düzey olmalarını bekledik. E, ancak onlar e, vize alamadılar. Ee... Şimdi ben de tam onu söyleyecektim. Sizin e, siz tabii gayet diplomasi dilini kullanarak anlatıyorsunuz ama ben şimdi genel başkan yardımcısı şapkanızla sorayım. E, bugün Habertürk'te de e, Muharrem Sarıkaya yazmış. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Halaf El Maftah e, ki e, Beşar Esad'a yakın ve önemli bir isim. Ama Dışişleri Bakanlığı vize vermemiş kendisine. Onu, o vize aldı, o bize aldı. Fakat onun e, biz bu e, konferansı daha önce e, 17 Eylül için planlamıştık. Ancak bizim planlamamızdan sonra 16 Eylül'de Soçi e, üçlü zirvesinin yapılacağı ortaya çıkınca bunların ikisinin birbirine hemen arka arkaya izlemesinin uygun olmayacağını düşünüp 10 gün erteledik. Ertelediğimiz zaman e, Halaf Al-Mufta'nın e, programı uygun olmadı maalesef. Ee, Onun daha önceden e, öngörülen bir şey, ziyareti olacağı için 28 Eylül'deki konferansa gelemedi. Fakat ondan sonra 3 yeni isim e, önerildi. Bu 3 isim de maalesef e, vize alamadılar. E, onların vize alamamalarının sebebini benim anlayabilmem mümkün değil. Çünkü bu isimler e, Cenevre'deki anayasa süreci ile ilgili olarak e, anayasa komisyonuna daha evvel önerilmiş. Ve Türkiye tarafından da uygun görülmüş isimler, kabul edilmiş e, baltalamak isimler. Baltalamak olarak mı algıladınız bunu hükümet tarafından? Bunu, bu Yoksa... konuda bir yorum yapmak istemiyorum. Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum ama e, biraz daha üst düzeyden e, ve e, Şam'ın e, kendisinin de e, temsilci olarak e, içine sinerek göndermiş olduğu kişilerin katılması elbette e, daha etkili olurdu. E, ama gelen e, konuşmacılar e, ve katılımcılar Suriye yönetiminin görüşlerini e, yetkin bir şekilde dile getirebilecek kişiler. Şimdi burada ben Kürtleri göremedim. Kürtler ya da ben mi göremedim? Belki de var, ben göremedim bilmiyorum. Var, vardı. Kürtlerin tabii ki rolü çok önemli olacak Suriye'de. Vardı. Suriyeli bir Kürt hatta gençlik teşkilatından yetişmiş bir konuşmacımız vardı. Ama bugün sabahleyin gelen bir haber onun da vizesini de almıştı, uçak biletini de almıştı. Ama belki kişisel bir nedenden ötürü gelemeyeceği şeklinde bir haber geldi ulaşmaya çalışıyoruz. Bir engel varsa onu çözelim diye. Ama orada herhangi bir sıkıntımız yok. Yani biz erişmemiş değiliz. Biz eriştik. Gelecek olan kişi de belirlenmişti. Fakat son anda bir kişisel engeli çıktı zannediyorum. Peki şimdi burada bir de yine onu da sorayım size çünkü o da yine haber haberinde var diyelim. Avrupa Birliği Türkiye temsilcisi'nin de bir şekilde bu konferansa katılmayıp işte bir şekilde öncelikle yani öncelikle anladığım kadarıyla kabul etmiş ama sonrasında vazgeçti. Böyle bir şey doğru o da, mu? O da tarihten kaynaklandı. Saint Christian Berger ile çok sık görüşüyoruz. 17 Eylül'de herhangi bir sıkıntısı yoktu. Fakat 28 Eylül'de o aynı zamanda biliyorsunuz Türkiye devletlere de Orta Asya'da evet. akredite. Ee, orada bir programı olduğu için çok üzgün aslında katılamamaktan dolayı. Ondan dolayı o da e, tarih değişikliğinden dolayı katılamıyor. Ama yani, Avrupa Birliği'nden e, konuşmacımız var. Ben yine de sorayım. Yani sanki burada şöyle bir hava ortaya çıkıyor. Yanlış mı anlıyoruz biz gazeteciler olarak? Ya, Cumhuriyet Halk Partisi bir şey yapmak istiyor. Bir oyun kurucu olmak istiyor ve bir katkı sunmak istiyor. Ee, ve önemli de... Fakat ne nedense e, Avrupa Birliği olsun, Amerika Rusya olsun ve hatta keza Kürtler bile, ya bir dakika şimdi muhatabımız CHP değil, muhatabımız Saray, Erdoğan, Türkiye, devlet neyse. E, dolayısıyla biz bu CHP'nin konferansına çok fazla bulaşmayalım. Böyle bir hava yanlış mı anlarız Bu bizi yıldırmaz Eğer böyle bir hava ve ve böyle bir algı oluşmuşsa dahi Cumhuriyet Halk Partisi asla bundan yılacak değildir Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi iktidara hazırlanan bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin dış politikası ile ilgili söylemleri düşünceleri planları ve eylemleri vardır olacaktır bu konferans da aslında bunun başlangıcını oluşturmaktadır Çünkü biz bu konferanstan bazı sonuçlar çıkarmayı ve iktidara bazı tavsiyelerde bulunmayı düşünüyoruz. Bu ton konferansta konuşmacıların dile getirdikleri somut bazı önerileri bir eylem planına dönüştürüp Cumhuriyet Halk Partisinin vizyonu olarak ortaya koymayı ve iktidarla da bunu paylaşmayı düşünüyoruz. Eğer iktidar aslında Cumhuriyet Halk Partisinin şimdiye kadarki dikkat çeken söylemlerine eğer itibar etmiş olsaydı, o zaman bu konferansa da kendisi katılırdı. Biz hiçbir ayrım yapmadan eski dışişleri bakanlarına ve mevcut dışişleri bakanına Aynı zamanda bütün ayrım yapmaksızın bütün siyasi partilerin genel başkanlarına veya ilgili sorumlu genel başkan yardımcılarına davet ilettik. E, katıldıkları takdirde elbette e, onlar da e, bundan istifade edecekler. Yaşar Yakış bir oturumu e, zannediyorum yönetiyor değil mi? O önemli. Sayın etkiliş... Yakış'ın bu konuda çok tecrübesi Tabii. var. Özellikle çatışma sonrası e, uyum sorunları ile ilgili çalışmaları da var. E, onun yöneteceği panelde zaten bu konuları evet, alacaktır ele. Peki ben şunu sorayım yani tabii ki detayları ve diplomasi diliyle değil de seyircilerimizi anlaya belki birazcık daha e, ilgilerini çekebileceğimizi düşünerek. Yani bu konferanstan hangi somut sonucu siz çıkarabilirseniz ya da hangi somut teklifleri çıkarabilirseniz e, bunun Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde önemli olabileceğini düşünüyorsunuz? Burada tabii çok kritik konular var mesela yine biraz önce söylediğim gibi Kürtlerin nasıl var olacakları Türkiye'nin o yani bu kürt sorununu nasıl çözeceği biraz da Suriye'deki görüşmelere bağlı yine askeri operasyon. Yani ne olur, ne hangi sonuca varmayı düşünüyorsunuz? Bir kere bu konferansın temel amaçlarından birisi bölgesel sahiplenme. Onun için bölge ülkelerinin Suriye yönetiminin de görüşlerinin dile getirilmesi için imkan yaratmaya çalıştık. İkinci olarak bölge dışından küresel aktörlerin de görüşlerinin dile getirilmesi için imkan yaratmaya çalıştık. Avrupa Birliği, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden konuşmacıların olması buna işaret ediyor. Biz bölgesel sahiplenmeyi şu şekilde anlıyoruz. Bunu daha evvel defalarca Cumhuriyet Halk Partisi dile getirdi. Bizim Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı diye bir düşüncemiz ve bir projemiz var. Elbette bunun bir teşkilat olarak kurumsallaşması bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ama bölgede barış ortamının sağlanması halinde aynı bir Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi önce bir konferans şeklinde başlayıp Suriye, Irak, İran ve Türkiye'nin başı çekeceği ve diğer bölge ülkelerinin de zaman içinde katılabilecekleri bölge dışı aktörlerin veya uluslararası kuruluşların da destek verip e, ...pekala gelişmesine yardımcı olabilecekleri bir proje e, düşüncesi içindeyiz. Bu konferansın aslında e, bunun da başlangıcını oluşturmasını, sorunun çözümü için bölgesel sahiplenmenin canlandırılmasını planlıyoruz. İran'dan gelen heyetin e, bir milletvekili heyeti olması ve e, kalabalık bir heyet olması bu açıdan önemli. Suriye'den gelen konuşmacılar eminim döndükleri zaman kendi yönetimlerine raporlarını vereceklerdir. Bir e, Irak'tan konuşmacı var, e, Irak'tan ayrıca izleyecek olan kişiler de var... ...onlarla da aynı paylaşımı yapacağız. Şuna belki yollama yapmak istemi, isterim. Biliyorsunuz 2003 yılından itibaren Irak'ta başlayan çatışma sırasında... ...Türkiye bir inisiyatif başlatmış ve Irak'a komşu ülkeler sürecini başlatmıştı. Irak'a komşu ülkeler süreci önce Dışişleri Bakanları düzeyinde başladı. Sonra İçişleri Bakanları ve Savunma Bakanları'na da yayılarak... ...ve başka bölge ülkelerinin de katılmasıyla genişleyerek çok iyi bir olumlu süreç oluşturmuştu benzer bir durum Suriye için asla yapılmadı. Bence yapılması gereken bu bölgesel sahiplenmeden kastımız bu. Bugün eğer Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir adımı atıp buradan yarınki konferanstan çıkartacağı sonuçları somut bir şekilde e, bir vizyon belgesi olarak döker ve buradan hükümete bazı tavsiyelerde bulunursa bunun da ilk adımı atılmış olacaktır. Son bir soru sorayım, ondan sonra yarın izleyeceğiz zaten e, konferansı e, sonrasında tekrar konuşuruz ama bugün biraz Kemal Kılıçdaroğlu da e, CHP Genel Başkanı da bu konuya atıfta bulundu. E, şimdi askerin e, eskiden e, dışişleri ve a, 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 dış dışilerinin e, diyelim e, önderliğinde yürütülen bir devlet politikası olurdu ve bu devlet politikası e, tartışılmaz ve değişmez ve o e, o, o e, nasıl diyelim çekirdek etrafında örülen Gelen siyasi partilerin duruşuna göre ölen bir e, duruş olurdu. Şimdi ortada sanki askerlerin başka bir modeli Suriye için e, Cumhurbaşkanlığı Sarayının başka bir duruşu, e, MHP'nin başka bir duruşu. Dolayısıyla hepsinin e, tam olarak nerede durduğunun anlaşılmadığı bir ortaya karışık durumun olduğu ortaya çıkıyor. Buna katılıyor musunuz? Bugün Suriye politikasını tam olarak Türkiye'de kim yönlendiriyor? Asker mi, MHP mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan mı? E, zannediyorum bu aslında e, Türkiye'nin dış politikada yaşadığı en temel sorunu oluşturuyor. Çünkü Türkiye'de dış politikanın yönetilemeyen bir hale gelmesi kurumsal e, yapılanmanın e, göz ardı edilmesinden kaynaklanıyor. E, bizim algıladığımız kadarıyla tamamen saray tarafından yönlendirilen bir dış politika var. Dışişleri Bakanlığı olabildiğince e, rolü e, asgarileştirilmiş bir durumda geri plana itildi. Ee, bir de istihbarat teşkilatı biraz öne çıktı. Ee, nitekim biz hep Suriye yönetimiyle konuşulması gerektiğini savunduğumuz zaman e, çeşitli seviyelerde e, zaten bazı görüşmeler yapılıyor, bazı kurumlar görüşüyorlar deniyor. Dış politikayı istihbarat örgütleri yürütmez. Dış politika istihbarat örgütleri arasında devletler arası ilişki şeklinde yürütülmez. Dış politikayı yapan kurumlar vardır. Bunun e, yetkin bir şekilde tekrar bu kurumlara devredilmesi ve onlar tarafından yürütülmesi gerekir. Bugün yapılmayan budur. Ee, bir de e, parlamentoda herhangi bir şekilde dış politika ile ilgili adımlar paylaşılmıyor. Zaten yasama organının tamamen geri plana itildiği ve e, minimize edildiği bir dönemden geçiyoruz. Kuvvetler ayırmanın olmadığı bir e, devirdeyiz ve, ve tamamen yürütmenin egemenliği hatta hegemonyasıyla karşı karşıyayız. Sarayın yönettiği bir dış politika, yasama organında tartışılmayan bir dış politika ve eylem planı, e, ve partilerle de herhangi bir şekilde paylaşılmayan bir dış politika e, uygulamasıyla karşı karşıyayız. Bunun düzelmesi gerekiyor. Bu e, Dışişleri Bakanlığının tekrar dış politika üreten, yapan ve e, siyasi otorite tarafından da dikkate alınan bir kurum olarak yeniden e, düzene e, girmesi ve bu katkıyı sağlamasını e, gerektirir. E, sarayın da bu şekilde e, dış politikayı domine etmediği bir e, ...şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim biçimine dönüşmesiyle ancak gerçekleşebiliyor. Ee, bitirirken şunu sorayım. Sizce Trump yönetimi hala Erdoğan'ı Suriye'de bir çözüm için ortağı olarak görüyor mu? Ee, ben, ben başından beri gördüğü kanaatinde değilim. Ee, en son New York toplantılarında da e, beklenen ikili görüşmenin gerçekleşmemiş olması da aslında buna işaret ediyor... Ee, eğer Amerika Birleşik Devletleri ile bir ortak harekat merkezi kuruyor iseniz, uzun hatta yıllar süren müzakereler sonucunda güvenli bölge konusunda nihayet anlaştık diyorsanız, anlaşmanızdan hemen sonra mühlet vererek e, iki hafta sonra eğer istediklerimiz olmazsa biz bu işi kendimiz tek başımıza yaparız diyorsanız, o zaman Amerika Birleşik Devletleri gözünde de inandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Onun için e, 25 ya da 26 Eylül'de bir ikili görüşme gerçekleşmesi beklentileri bu kadar yükseltilmişken böyle bir gerçekleşme olmadığından e, zannederim Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin Suriye konusundaki politikalarını da inandırıcı bulmadığına sonucuna varmak mümkün. İlişkiler iyi değil diyorsunuz yani. Peki e, çok teşekkür ederim Sayın e, İnat Çeviköz. E, yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin konferansı e, Suriye konferansı önemli olacak. Önemli de e, e, ilginç isimler de var diyelim. Ee, dolayısıyla dinleyeceğiz bakalım ne gibi öneriler ve e, konuşmalar olacak. Teşekkürler geldiniz katıldığınız için, izlediğiniz için sizlere de teşekkürler.